Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben geçen videodan devam ediyorum. Kapı çarpacak, ceyran yapacak. Annem de söyleniyor. Hala söyleniyor. Kapıya da ne oldu gene? Ben şimdi arkadaşlar, aman bugün kaç kere gittim geldim okula. Valla aman yoruldum ya kız. Şimdi de forma aldım iki tane. Şöyle yemek saatleri için. Şimdi bunları dolduracağım. İkisine birden. İzin veriyorum, vermiyorum. Öğrencinin adı soyadı. Öğle arasında okul dışına çıkması ile ilgili diyor. Evet. Arkadaşlar iki tane izin kartı çıkartıyorlarmış. Ben de şimdi çantamı bıraktım, öyle gittim okula. Telefonla çıktım sadece. Üstümde para da yoktu. Kart başı 10 liraymış. İkisine beraber işte 20 lira vereceğim. Resimleri de basıyorlarmış üstlerine. Yani bir seferliğine mahsus. Dedim hocam üstüme para almadım, yarın şey yapsam dedim. Ya da dedim evim yakın dedim ben şimdi. Formları hem doldurayım evde dedim, hem dedim kart paralarını getireyim. Çantayı da bıraktım evde çünkü. Tam o zaman dedi, formunu doldurun dedi, getirin dedi. Kart hemen çıkar mı bilmiyorum. Onu da sorayım. Yarın olmazsa izin alarak şey yapsınlar yani. Kart çıkacak diye hem öğretmene söylesinler. Ben gene ne olur ne olmaz kart çıkana kadar para vereyim yanlarına. Şimdi de İrem girdi kantine. Bir de onları arıyorum. Bak gittim öğle yemeğini alayım diye, izin alayım. İrem'i arıyorum, yok. Hakkı şey, yukarıda çıkamıyorsun, katlara yasak. 15 dakika neredeyse aşağıda bekledim. Kantine çıktım, dışarı baktım, yok. Dedim şimdi dışarıdayken dedim acaba girdiler mi kantine, bir daha girdim. Kantine girmek de yasak ama bugün, yani bugün işe gitmediğimi de biliyorlar herhalde, o yüzden sesini fazla çıkarmadılar. İlk günü diye tabii. Normalde bence içeride sokacaklarını zannetmiyorum velileri. Zaten en mantıklısı da öyle yani, bir işin olmadan. Yani girmemek buraya. Böyle arkadaşlar, baktım durdu durdu kantin sırasında. Sen bir tane ayran alıp çıkmaz mı? Dedim şimdi böyle şeyi kaçtı yerem dedim. Baktım hamburger 14 lira. Valla köfte 15 mi 16 mı hatırlamıyorum. Herhalde köfte ekmek arası. İyi. Yani öğle yemeği için çok iyi yani. Hani dışarı bir çıksan nerede ne alacaksın? Bir tavuk döner bile 25 lira. Dürüm mesela. Ekmek arası bilmiyorum. İşte o da en fazla olsun 20 lira. Döner de vardı arkadaşlar. Döner de 16 liraydı. Bir öğle yemeği için rahat 20 lira, gayet karınlarını doyururlar. Güzel yani. Bir durum olduğunda, eve gelemediklerinde, işte böyle bir sıkıntı olduğunda çocuklar yerler orada. Oturmaya zaten sandalye masa da var. Çocuklar genelde alıp çıktıkları için ya bahçeye ya başka yerde yiyorlar. Genelde boş oluyor orası. Ama kışın tabii dolu olur. Neyse velhasıl kelam, ayranla çıktı, niye almıyorsun? Canım istemedi. Şimdi istemedi de sonra çıkacaksın. Ya da şimdi alsaydın diğer teneffüste yerdin. Hani diğer teneffüste sıra beklemez. Öyle de yapıyorlar. Alıyorlar mesela, vakit kalmasa diğer teneffüs yiyorlar. Sonra git dedim kardeşini bul. Bir baktım saate, 10 dakika var. İndi aşağı. Parasını almamış yanına. Ben de çantayı almadım dedim. Git dedim çantandan al parayı. O yalana o yalana, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Şimdi diyor ne yapacağım ben diyor burada diyor. Saat 3'e kadar diyor. Hep alışlar ya öğlene kadar. Çocuk parkı mı burası dedim ya. Sen dedim canın istediğinde geleceğim alacağım seni. Canın istediğin dedim bırakacağım seni. Okuyorsun sen dedim alo. Zaten dedim müreffiye düşün. Bak dedim nasıl İstanbul'dan oraya gittin dedim. Herhalde şimdi arkadaş edinme şeyleri zaman alacak ya. Oradaydım bir haftayı geçtim mesela, sonra arkadaş edinmeye başladım. Ben buraya dedim seni niye dedim ablanla verdim. Arkadaşa hemen yani ihtiyaç duyuyorum. Arkadaş olana kadar ablanla orada vakit geçirirsin diye. Ablan dedim bir terhanede. Sen dedim ablanın yanında değil dedim. Bir havalardasınız burada. Bugün dedim böyle olsun dedim. Bak kartı çıkartacağım. Yarın dedim burada değilsiniz büyük ihtimal. Ay sonra zaten saat geldi, zil çaldı. Şimdi diğer teneffüste tırmalarsın kantine.
Bugün evden yapsam koysam acaba sınıfta yasak mı, oralarda mı yeniyor? Yani böyle kaşar sandviç hazırlasam. Salam kokar bekleye bekleye ölenlere. En güzel mantıklısı ev yani, değil mi? Eve gelecekler yakın, hemen annesi ne kolaçan eder, onu da yemeğini koyar. Mecbur zaten yemek bulunduruyorum. İşte bugün biraz daha sarma sarayım, gelip bir şey yaparlar. Hatta annemin mutfak, o tezgah makineyi alacağım oradan, kahve makinesini. Arkadaşlar oradan masaya koyacağım. Ya da İstanbul dolabının üstüne koyacağım. O saksıları oradan kaldıracağım. Kahve makinelerini oraya koyacağım. Orası direkt annemin güzergahı. Kapıdan girdiği vakit tezgahtan tencere bile koysam veya böyle bir kase tabak kapatsam üstüne, yemeğini alıyor oradan. Ya da tabağını koyuyor oraya yediğini. Zor vallahi zor. Ne kadar zor arkadaşlar. Çok zormuş. Yani benim böyle ilk deneyimim, annem böyle mesela evde, Hüseyin çalışıyor, ben yokum, çocuklar okulda. Gerçekten çok zormuş. Bir de bakalım, Bismillah daha ilk günden, ama çok yoruluyor insan. Gerçekten. Bakın o kadar iş vardı. İnanın bulaşıklar duruyor. Ablamla telefonda konuştum. Ablamla da bir haftadır böyle kaçak göçek konuşuyoruz. Vakit yok, yoğunun vakti yok. Hani nasılsın, iyi misin, çocuklar nasıl, ne yaptın, ne ettin, hop kapatıyoruz böyle. Şöyle bir oh deyip kahvelerimizi alıp, inanın bayağı oldu. Ya da ben çok yorgun oluyorum, zaten gececilikten çıktım. Uyuyorum, uyandıktan sonra açılamıyorum. Daha gözümü zaten açamadan, kahve içemeden o işlere dalıyorum hemen mesela, yetiştireyim diye. Sonra ablam diyor, kardeşim vallahi çok özledim senin diyor, geleyim kaçayım diyor. Bir hafta sonra sakın diyorum şeydeyken gelme, gececikken. Çünkü diyorum hafta sonum yok diyorum. Hani gündüzdeyken görüşürüz. Ben düşündüm öyle gideyim diye. Nereye gidiyorsun, uzak yok. Ama gidip gelmeye değmez. Okullar açıldı. Annemi mesela bırakamam. Benim zor yani. Çalışınca iyice zor. Velhasıl Kerem, bugün onunla konuştuk. Önce bir telefonda. Hadi sonra görüntülü. Hadi benim kapatmam lazım. Okul saati dedim, yaklaştı dedim. Yemek dedim, onu gideceğim halledeceğim dedim. Tamam kardeşim, ben de diyor okul kuzey çıkacak. En ufak olan yeğenim. Öyle kapattım yani. Anlayacağınız işler de kaldı. Ama bugün vallahi öyle oldu. Bugün doğum kere annem diyor, valla ben senin telefondan konuştum diyor. Girdin çıktın okula, gittin geldin diyor. Bu üçüncü mü dördüncü mü ne çıkışım? Al şimdi gene çıkacağım. Bak formları vereceğim. Valla çıkışta gitmem. Çıkışta gelsinler, tamam artık da. Ben okul içindeki işleri hallediyorum bugün. Ama iyi ki de kalmışım arkadaşlar. Nasıl olacaktı valla. Bugün bayağı bir kolaylık oldu. Kantincileri gördüm, konuştum. Yer olaylarına baktım. Arkadaş şeylerine baktım. Gözlemliyorlar mı baktım. Hep orada hani o beklediğimiz yerde bir hoca vardı mesela. O hep uyarıyor çocukları. Koşmayın, kavga etmeyin, böyle dövüş oyunları oynamayın, merdivenlerde koşmayın. Evladım yapma, evladım etme, evladım havuza elini sokma. Şey yapıyor yani. Bir tek dikkatimi çeken kapının açık olması. Güvenlik ayarlar mı? Okul bilmiyorum, ya da güvenliği var mıydı, ayarlayacaklar mı? Kapıya nöbetçi çocuk dikerler mi? İçeride bir masa var. Sürekli bir kız duruyordu orada. Mesela. Hiç sormadım ona neden duruyor mesela o kız orada. Böyle bir masa koymuşlar önüne. Orada belki nöbetçi öğrenci olabilir. Ama kapıda da hani çocuklar bahçede oynuyorlar ya. Dikkatimi çekti, kapı hep yarım açık mesela. Benimkiler şimdi izleyenimizin açıkça söylemek gerekirse kimsenin ruhu duymadan çıkabilirlerdi okuldan. Bir saatine şaşırmaz dönerlerse. Bunu bir soracağım çocuklara, bakayım benim. Gerçi benimkiler şey değil yani. Hani çocuk aklıyla öyle çıkayım gideyim dışarı şey yapmazlar. Ama ya nöbetçi öğrenci bulunması lazım, ola ki bir olası bir durumda car 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 burada söyleniyoruz. Güvenlik yoktu, işte olsaydı şöyle olurdu. Nöbetçi öğrenci yoktu. Biliyorsunuz Sakın'ın okul vakasını müreffede ne kadar söylenmişti, nöbetçi öğretmen yok diye bahçede.
Çocuklar kaç kişi çullanmış dakikanın üstüne. O yüzden bahçede olması gerekir. Ya da vardı da bilmiyorum artık. Oyunlara mı daldı orada çocuklarla? Ay çok konuştum yine. Ben şunları halledeyim, formu doldurayım. Ay bugünüm nasıl geçti bilmiyorum. Daha ne yemek var? Bırak yemeği, mutfağı da tamamlayamadım. Da yemeğe gireyim. Taze fasulye yapmıştım patatesli. O var. Hadi hiç olmadı. Pirinç bile ıslamıştım biliyor musun? Dün. Pirinci bile süzgeçte. Onu bile yapmadım. İyi ki de yapmamışım. Şimdi yanına onu yaparım. Gerekirse pilav üstü yerler. Yana da bir çorba yaparım. Aa sana bitti gitti işte. Ondan sonra ne olursa olsun sarmayı sarmam lazım yine. Akşam bir güzel içi de hazırlayayım ben onlar gelmeden. Şu formu vereyim hemen mutfağa girişeceğim. İçi de hazırlayayım. Akşam otururken sararım onları. Hatta pişiririm. Çünkü sabah gideceğim işe. Vaktim var yani. Yarını da hazır yemek olur. Hatta akşam domatesim yok. Domates alayım. Salata falan var. Soğanım yok. Soğan alayım. Şey alayım. Kaşar peyniri alayım böyle dilimli. Bütün olarak değil de böyle tostluk var ya arkadaşlar. Hem sandviç yapılır. Hem tost. Sabah mesela okula giderken tost yaparım onlara. Soğur da. Mesela tost makinesini hazır ederim. Tostları da ekmeğe hazır ederim. Hüseyin kalktığı zaman çünkü benim gibi değil ben erken çok biraz daha erken kalkıyorum açılmak için. Hüseyin 10 dakikada bile hallediyor işini. Benim saçlı başlı kıyafet ara falan derken. Ay onu unuttum mu? Yok onu da unuttum mu? Çantamı bile hazırlıyorum. Her gün her gün öyle çıkıyorum. Her yeri kontrol ediyorum. Çocuklara bakıyorum. Annemle konuşup diye bir... Benim çıkmam evden bir saat. Hüseyin hiç sabah yüzünü yıka tuvalete de git. Bilmiyorum çay kahve içiyor mu? Fabrikada da varmışım paralı kahve içiyorlarmış. O hemen öyle 5 dakikada 10 dakikada çıkıyor. Hazırlarım o bari tostu basar. O çıktığı zaman 8'deymiş arkadaşlar. 8'de gitmeleri gerekiyor. 8-10 geçe ders. Tostlarını basar. Ellerinde bile yiyip giderler icabında. Ya da koysunlar poşete ama söylenirim ben şimdi bu hafta. Bu arada tabletler, bilgisayarlar rafa kalktı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah arkadaşlar. Daha akşamdan tembihledim. Doya doya oynayın. 10 dakika daha oynayın oğlum. Yarım saat daha oynayın kızım. Yani zaten dedim istesiniz de bulamayacaksınız ama bugün ders mers verilmez. Belki bugün de şey yaparım da. Ne zaman derslere geçiş yapacaklar? Ödev. Ben de onlar rafa kalkıyor arkadaşlar. Hafta sonları. Hafta sonları da ödev yaptıkları zaman veriyorum. Hele bu sefer ortaokuldalar iyice sıkarım yani bu internet olayına. Öyle böyle demeyin. Bunaltmak da yok bende. Tamam tabii ki de mola veriyorlar, oynuyorlar. Çıksınlar kapı önüne, televizyon izlesinler. Ama internet sizin çocuklarınızı bilemem tabii ki de. Ben kendi çocuklarım adına konuşuyorum. Bende sıkıntı. Bende bir dalıyorlar oynamaya ya da işte izlemeye bir şey. O sürüklüyor yani o. O telefon onları internet sürüklüyor. Bu sefer şey yapıyorlar. Mesela yaptılar bıraktılar ya. Tekrar yapmak istemiyorlar. Biraz. Belki de adapte olamıyorlar yani. Böyle daha iyi. Verdikten sonra da mesela diyelim ödev yaptılar. O zaman çıkar diyeceksiniz bana. O zaman da çıkarmak istemiyorum. Sebebini de söyleyeyim. Benimkiler bir ara kitap alışkanlığı çok güzel kazanmıştı. Kendileri istiyorlardı. Hatta gidip alıyorduk, okuyorlardı. Tekrar tekrar artık ezberliyorlardı neredeyse kitabı. Ondan sonra biz kitapları ya isteyen arkadaşlarına veriyorduk. Ya da okula veriyorum arkadaşlar. Böyle hikaye kitapları falan. Dikkat ettim. Ne zamandan beri ben dürteleye dürteleye, iteleye iteleye okuyorlar. O yüzden ödev yaptıklarında yani telefonu internet olayını vermediğim zaman kendiliklerinden gerçekten arkadaşlar bak inanın buna kendilerinden çünkü canı sıkılıyor ya. Yapacak bir şey bulamayınca o can sıkıntısını ya resim yaparak ya bir böyle bir şey alıyorlar böyle el işi, el işleriyle uğraşıyorlar, el beceri şeyleri, oyunlarıyla. Veyahut kitap okuyarak hadi diyor mesela İrem gel kardeşim kitap okuyalım. O onu okuyor, onu okuyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi kârda mıyız, zararda mıyız? Diyorum şimdi iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum diyorum. Bence iyi oluyor. Hafta sonları yine veriyorum.
Veya bakıyorum canım, o yani çok şey yapıyorlarsa, takılıyorlarsa, ödevleri de yapılmışsa, kitapta okuyorlarsa, hadi diyorum 15 dakika bu sefer benden, o da ara sıra ama. Ben kalkayım arkadaşlar. Hemen şunları hazırlayayım. Gideyim okula. Vallahi okulda yakın ama gitmekten yoruldum ama. Bir gittim mi de ben de yarım saat okuldan da çıkmıyor. Şimdi annem de söyleyecek. Ben çıktım arkadaşlar. Fanları da doldurdum. Okula vereceğim parasını da. Bundan sonra hem sağlık ocağına gideyim. Hem rapor tutturayım, rapor yazdırayım. Yani bugünüm ayrıca raporlu bir geçsin. Gitmediğim gün. Şimdi bu sağ gözüm için çıkacağım. 2-3 gün önce alkolle çalışıyoruz ya, orada gördüğünüz videoda bazen. Kendi işimiz bittiği zaman o temizleme yerine geçiyoruz. Böyle parmaklıklar oluyor elimizde. Onunla beraber bu sağ gözümü ellemiştim. Nasıl gözümde yanma, kızarma? Büyük ihtimal şey verir, damla verir. Hem onu da çıkarmış olurum aradan. Hem göz damlasını kullanırım. Hem de bugünü raporlu diye geçer. Buradan sonra şimdi sağlık ocağına ben bir geçeyim. Vasfiye vardı ya Avrupa yakasında hani. Ne çektin be Elif derdi şimdi bana. Ne gezdim de bugün. Evet arkadaşlar, ben burada son veriyorum. Bayağı bir videolarım birikmiş. Edit'e fazla vaktim olmadı. Bu bir iki gün fazla özlemeyeceğiz birbirimizi. Ben edit yapmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.